Gazeteciler geldi Arda Bey. Sizi bekliyorlar. Tamam. İçeri alabilirsiniz. Arda Bey, Arda Bey merhaba. Arda Bey bir soru alacaktık. Kara para iddiaları için bir şey söylemek ister misin? Arda Bey, genç bir genel müdür olarak abinizin tecrübelerinden yararlanmayı düşünüyor musunuz? Arda Bey, bu şartlarda Kü Yatırım'ı feshetmeyi düşünüyor musunuz? Değerli basın mensubu arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yönetim Kurulu Başkanımız Arda Yenilmez, şirketimize yapılan haksız baskınla ilgili bir açıklama yapacak. Arda Bey, buyurun. Arkadaşlar, hoş geldiniz. İlk basın toplantımı başka şartlar altında yapmak isterdim ama şirketimize atılan bu çirkin iftira karşısında sessiz kalamazdık. Bu yüzden siz değerli basın mensuplarının önünde tüm kamuoyuna seslenmek istiyorum. Şirketimiz karalanmak, lekelenmek istenmiş. Olay mali şubeye kadar yansıtılmış. Ancak bizimle uğraşanlar bu girişimden eli boş dönmüşlerdir. Bu durum Kü Yatırım'dan çok şahsımın karalanmasına yöneliktir. Bana ve şirketime atılan bu iftiranın sonuna kadar takipçisi olacağım. İtibarımı zedeleyen kişi ya da kuruluş her kimse, babamın oğlu dahi olsa, yargı önünde hesabını soracağım. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize geldiğiniz için teker teker teşekkür ederim. Arda Bey, bir sorunuz daha var. Arkadaşlar, arkadaşlar teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şirketimizin temiz çıkına dair raporu ve Arda Bey'in açıklamasını sizlere yazılı olarak da dağıtacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun? Şunlara bakıyorum. Bence hiç bakma. Çünkü bunlara gerek kalmayacak. Oktay seni seçecek. Bence de. Bana ve şirketime atılan bu çirkin iftiranın sonuna kadar takipçisi olacağım. İtibarımı zedeleyen kişi ya da kuruluş kim varsa, babamın oğlu bile olsa. Seni mi kastediyor? Sence? Çok ayıp ediyor ama. Senin Arda için ne fedakarlıklara katlandığını ben biliyorum. Boş ver Gökhan. Cem Bey, Oktay Bey saat 10'da görüntülü arama yapacak. Hatırlatmak istedim. Sağ ol Aysun. Vay be, saat 10'a geliyor. Benim kalkmam lazım. Daha buradan adliyeye geçeceğim. Yine de işin peşini bırakmam Cem. Merak etme. Sağ ol Gökhan. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Sen de. Haberleşiriz. Yasemin, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Ben hala dün geceyi düşünüyorum. Ben de. Sesinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ben de. Şimdi bir toplantıya gireceğim ben. Biraz uzun süre bir çıkınca arayayım mı seni? Tamam. Arayacağım. Bekleyeceğim. Yasemin! Geliyorum. Evet hanımlar beyler. Herkes iyi mi?
İyiyiz Oktay Bey. İyiyiz Oktay Bey. Sağ olun. Siz de çabuk toparlamışsınız Oktay Bey. İyi görünüyorsunuz. Bravo. İyiyim Mehmet, iyiyim. Tekrar çok geçmiş olsun Oktay Bey. Sağ ol Cem. Bu arada sana da çok geçmiş olsun. Yani kardeşinin şirketinin aklandığını öğrendim. İnan çok sevindim. Gözün aydın. Çok sağ olun. Neyse ki aklandı. Kim uğraştı bilmiyoruz ama asılsız bir ihbar yüzünden bayağı üzüldü çocuk. Yatırım piyasasında rekabet sert. Yani temiz oynamıyorlar. Daha şimdi Arda'nın demecini okudum ama çok güzel konuşmuş. Aferin. Sağ olun. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi benim bir süre daha dinlenmem gerekiyor. Ama Marin Marin'de de iş durmaz. Dolayısıyla ben dönene kadar imza yetkisi... Cem'de. Tamam değil mi Cem? Ha, yani bir problem yok. Yok tabii ki. Rica ederim. Tamam o zaman. Vekalet sende. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sakin ol artık ya. Bu 10 günlük bir şey. Adam asli genel müdür olmadı ki. Vekaleten oldu. Vekaleten kim seçilirse genel müdür de olur. Hiç öyle bir şart yok. Var. Gelenek budur. Ama izin vermeyeceğim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyor olabilirim sence? Saçmalama. Vekaleten genel müdürlük için en büyük kozunu kullanmayacaksın herhalde. Kızım, anlatamıyor muyum sana? Vekaleten olan sonradan da olur. Cem'in sevgilisini kullanmanın şu an hiçbir faydası olmaz. Farkındasın değil mi? Olur Pelin. Bal gibi de olur. Ama Cem üzerinden değil. Fişer'i arayacağım deme. Evet arayacağım Pelin. Ya şimdi ya hiç. Fişer ya duruma el koyar... ya da ben yapacağımı bilirim. Tamamdır bu iş Cem. Aynen. Demek ki Oktay Bey'in yerine sen geleceksin. O kadar emin olmayalım arkadaşlar. Oktay Bey bir işe dönsün de o zaman belli olur. Genel müdürlüğü vekaleten alan asli olarak da alır Cem. Adet böyle. Hakkımızda hayırlısı olsun. Aynen. Cem Bey. Bazı evraklar bekliyor. İmzalayabilir misiniz? Benim de sisteme girmem gerekiyor. İmza yetkisi resmi olarak gelmeden imzalayamam Mansur. Ya imzala ya, gelir birkaç saate kadar. Olmaz arkadaşlar. Tam olarak bir gelsin, ondan sonra. Biraz daha bekleyeceksin, üzgünüm. Olur mu Cem Bey? Yeter ki imzalayan siz olun. Ya şimdi ya hiç. Bakalım ne olacak. Mr. Fişer? Mehmet Fişer ne dedi? Ya ne dediğini söyler misin? Çıldırtma beni. Ya Pelin lütfen, lütfen. Mehmet Bey, Oktay Bey bir görüşme daha yapmak istiyor. Toplantı odasına rica edeceğim sizi. Tamam, geliyoruz. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum, göreceğiz. Umarım doğru yapmışsındır Mehmet, umarım. Yok,
Yükleme pazartesi. Varış tarihleri değişti. Onları ileteceğim ben sana. Cem Bey. Bu aralar şirkette görüştüğümüzden daha sık görüşmüş olduk arkadaşlar. Ben bu vekil genel müdürlük önerimi Berlin üst yönetimine ilettim. Ama Herr Fischer şu anda Marine Marine için en önemli projenin Odessa projesi olduğunu düşünüyor. Cem, Fischer bu vekil genel müdürlük işleriyle senin dikkatinin dağılmasını istemiyor. Dolayısıyla vekil genel müdürlük işini Mehmet yürütsün. Sen Odessa projesine odaklan. Yani zaten bayağı da yol aldın yani. Sıkı bir deparla kısa sürede bitirirsin. Tamam. Hadi sana güveniyoruz.